Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayalı, yumuşacık, harika bir poğaça hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yoğurma kabına 2 yemek kaşığı kuru maya alıyorum. Dilerseniz bir paket yaş maya ekleyebilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı toz şeker. 1,5 su bardağı da ılık su ekliyorum. Instant maya kullanmadığım için mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleteceğim. Ama siz instant maya kullanıyorsanız hemen diğer malzemeleri de ekleyip hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Önce şöyle bir karıştırıyorum. Bir 5 dakika mayanın aktifleşmesi için bekleteceğim. Hemen sırasıyla diğer malzemelerimi de ekliyorum. 2 tane yumurta kullanacağız. Birinin sarısını üzeri için ayıralım. 3 yemek kaşığı yoğurt. 200 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin. Ben tereyağı kullanıyorum. Ekledim. Bunları da şöyle bir karıştıralım. Bunları da karıştırdım. Şimdi azar azar unumu ekliyorum. Önce şöyle bir kısmını ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Artık elimle yoğuracağım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayacağım. Hamurumu toparladım. Tam 6 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkes de aynı olmuyor. Lütfen azar azar ekleyin. 5-5,5 su bardağından sonra kontrol eklemekte fayda var. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Hamurun kıvamı çok güzel oluyor. Şimdi üzerini kapatıyorum. Yarım saat 40 dakika. Vaktiniz varsa 1 saate kadar çıkartabilirsiniz. Mayalanmaya bırakıyorum. Havasını alıp mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. Bezelerimi hazırladım. Benim yaptığım büyüklükte yaparsanız toplam 15 adet poğaçanız olacak. İçi içinde ben peynir ve maydanozu karıştırdım. Dilediğiniz iç harcıyı da hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. Elimle hafif genişletiyorum. Şu orta kısmını özellikle bastırarak çukur oluşturuyorum. İçine peynirini koyuyorum. Şöyle dudak formunda kapatıyorum. Pastane poğaçası yaptığımız için şekli de pastane poğaçasına güzelce benzesin. Şöyle elimle de orta kısmını bastırarak şekil veriyorum. Poğaçalarımı tepsiye yerleştirdim. Aslında iki tepsilik poğaça hamuru çıktı ama ben tek seferde pişireyim diye tek tepsiye sığdırdım. Siz dilerseniz iki tepsi şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi üzerini kapatacağım. Yaklaşık 15-20 dakikada tepsi mayası verdireceğim. Mayalanırken şekli bozulanları şöyle tekrardan elimle bastırıyorum. Üzeri için ayırdığım bir tane yumurta sarısı vardı. Hem sarısını artırsın hem de parlaklık versin diye bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derece alt üst ayarda ısınıyor. Ortalama 30-35 dakikada pişer. Siz yine de kontrollü olun. Bu fırından fırına fark edebiliyor pişme süresi. Alt üstü güzelce kızardığı zaman fırından çekersiniz. Poğaçalarım hazır, yumuşacık, çok güzel oldular. Bunu yaptığım için bana çok kızan oluyor ama dokusunu başka türlü size gösteremem. Hemen bir tanesine de bakalım.
Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.